arkadaş. Hep böyle dağlık bölgelerde mi oluyor abicim? Bahçelerde, dağlık bölgelerde, kırsal şey, yani fındık aralarında, fındık bahçelerinde. Böyle her sene çıkıyor. Çıkıyor. Bunu mesela tırpana vuruyoruz. Gelecek sene kendiliğinden bir daha çıkıyor. Aynen bu şekilde geliyor. Hiç şey değişmiyor yani. Gübre falan ettiğiniz falan yok yani. Yok canım, bu kendi doğallığıyla. Organik. Kendi doğallığıyla o bahçe. Evet. Hiçbir katkımız yok buna. Sadece biz alıp yiyoruz. Çok. Ve çeri oluyor bunun. Onu zıpırdayıca dönüşeceğiz. Sen görüntüye ses verirsin de. Şuraya bak, oh 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 oh. Geliyor. Topluyor. Geliyor. Aynen dağlık bölgelerde, kırsal bölgelerde, fındık bahçelerinin aralarında, yani bir ayağın değmediği, ayak basılmayan yerlerde genellikle doğada olan şeyler bunlar. Özellikle organik. Organik oluyor. Hı-hı. Peki lezzeti nasıl, tadı nasıl, neler yapıyorsunuz topladığınızda, ondan biraz bahseder misiniz? Lezzeti kıyaslanamaz. O kadar harika bir lezzeti sahip. Bir ikincisi, bundan reçel yapıyoruz. Normalde çoğu çocuk görüntü olaraktan sevdiği için alıp onu tasta, tabakta yiyoruz, içiyoruz öyle şeylerle. Güzel oluyor. Ha, herhalde. Peki kendiliğinden mi yetişiyor, yoksa siz onu bir şey ekiyor musunuz? Yani ondan hayır. Kendiliğinden yetişen bir şey. Olağanüstü doğal olaraktan, doğallıkla bir şey yapan, yetişen bir şey. Doğal yetişiyor. Aynen. Hemen hemen her yerde olan şeyler de bunu inekler bahçelere falan gittiği zaman çiğnediği için, ezildiği için gelişemiyor. O her yerde olduğu zaman oluyor ama ineklerin veyahut da herhangi bir insanın değmediği, ayak değmediği yerlerde kendiliğinden daha rahat yetişen bir bitki. Çileğine bağlı. Ne kadar yetiştiyse ona göre, yani 5 kilo, 10 kilo çıkan yerler, bölgeler de var. Ama fazlası mümkün değil, olmuyor yani. Peki siz satıyor musunuz? Çok toplanan zaman sattığınız oluyor mu? Satılık amaçlı hiç düşünmedik. Biz kendi ihtiyacımıza göre toplayıp şey yapıyoruz. Ama satanlar tabii ki vardır. Yani bunları tek tek topluyoruz. Toplaması gerçekten çok zor. Tek tek, minik minik atların içinde topluyoruz. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Onu topladıktan sonra ne reçeli yapılıyormuş sanırım. Biraz, evet, bunların reçelini yapıyoruz, topluyoruz. Yani kahvaltılarda gayet güzel ekmeğin üstünde sürüp yiyoruz. Peki çok topladığınız zaman onu satıyor musunuz? Yani çok toplandığı zaman evet, çok talep zaten oluyor bunlara. Evet. Satıyoruz da, kilosunun 150-200 liradan talebi oluyor. Satılıyor yani. Ve vatandaşlar da emek çok olduğu için öyle de, tamam mı? Toplaması zor olduğu için de hani insanlar bunun fiyatını çok da pahalı bulmuyorlar. Hani talep de çok oluyor. İnsanlar sürekli istiyorlar. Hatta pazar yerlerinde falan da satılıyor bunlar. Yani reçeli her türlü yeniliyor. Çoluk çocuk da yiyor bunları. Elinde küçük küçük. Tadı da güzel, lezzetli. Normal çilekten bir farkı yok yani. Her sene toplamaya gidiyor musunuz? Her sene bu zamanlarda oluyor. Evet, gidiyoruz, topluyoruz, reçelini yapıyoruz, yiyoruz. Bölgemizin kendiliğinden yetişen bir değeri diyebilir miyiz buna? Evet, bölgemizin gerçekten, Karadenizimizin gerçekten güzel bir meyvesi yani. 2-1. Genelde bunlar fındık bahçesinde yetişiyor. Hani fındık bahçesinde yetiştirdiğimiz için, hani yetiştirildiği için de ek gelir kaynağı oluyor fındığın artı yanında. O şekilde topluyoruz. Tamamen organik yetiştiriyor. Tamamen organik. Hiç gübresi, işte ilacı hiçbir şekilde yok. Şimdi biz hani fındık bahçesinde tırpan vuruyoruz, işte gübre atıyoruz, ilaç atıyoruz. Tırpan vurduğumuz için
Hani yapraklar, otlar yok olduğu için bunlar tekrar kendi kendine üreyebiliyor. Hani kendi kendine çıkıyor tekrar tırpandan sonra, fındık zamanına yakın. Kaç kere hasat yapıyorsunuz? Mesela orada bir kere toplamanız bitiyor mu yoksa yine yetişiyor mu orada? Yok, topluyoruz. Tekrar güneşle beraber tekrar çıkıyor aynı yerde. Neredeyse 2-3 kere. Aynen 2-3 kere topluyoruz, evet, aynı yerden. Hasat yapıyoruz 2-3 kere. Şimdi bu çilekler çok değerli olduğu için biz bulduğumuz yerleri de kimseye söylemiyoruz. Çok sorun oluyor nereden topladınız diye, ama çok da detay vermeden söylemiyoruz yani.